Bulgaristan'ın kuzeyindeki Vidin şehrinde sabah saatin henüz 1.30'u. Kaptan Civetan Civyatkov, Avrupa'nın efsanevi akarsularından biri Tuna'daki uzun yolculuğunu noktalamak üzere. Kaptan ve ekibi 6 gün önce Almanya'nın güneyinden aldıkları inşaat malzemeleri ve otomobilleri çoğunluğu Orta Doğu'da bulunan müşterilerine taşıyor. Uykusuz geceleri ve ailesinden uzun süre uzak kalmasına rağmen Kaptan Civyatkov kendisini başka bir iş yaparken düşünemiyor. Çocukluğumdan beri kaptan olmak istiyordum. Nehir ulaşımı eğitimi aldım ve bu yolda seferlere başladım. Gemimi çok seviyorum. O Bulgaristan'ın en iyi gemisi. Uykusuz geçen bir gecenin ardından Han Asparuh yükünü limana boşaltmaya başlıyor. Sadece birkaç gün sonra gemi Bulgaristan'dan aldığı malzemeleri bu sefer Almanya'ya taşıyacak. Avrupa'daki birçok akarsu kara taşımacılığında yeni ve çevreci bir alternatif olarak öne çıkıyor. Avrupa'da gemi seferlerine elverişli 37 bin kilometrelik nehir ve kanal bulunuyor. Fakat bu su yolları henüz yeteri kadar kullanılmıyor. Kaptan Civyatkov, nehirlerin boşluğundan dolayı kendini bazen yalnız hissediyor. Örneğin Bulgaristan'da Tuna Nehri üzerindeki büyük ölçekli gemi taşımacılığı çok seyrek yapılıyor. Uzmanlara göre nehir kapasitesinin sadece yarısı kullanılıyor. Kaptan Civyatkov'un çalıştığı firma, Tuna Nehri'nin güneyinde sürekli sefer düzenleyen Aslay'daki şirketten bir tanesi. Nehrin bu bölümü büyük bir gelişme potansiyeline sahip. Biraz mali yardımla nehrin kullanımını artıracak bölgesel hizmetleri geliştirebilirsiniz. Avrupa'daki nehirler su taşımacılığı konusunda büyük bir potansiyele sahip. Uzmanlara göre eğer projeler desteklenirse Avrupa'nın nehirlerindeki ve kanallarındaki taşımacılık iki katına çıkabilir. Bu amaçla Avrupa Birliği de deniz yolunu teşvik için Marco Polo projesini geliştirdi. Proje çerçevesinde birlik Bulgaristan'daki nehir hizmetlerine mali destek sağlıyor. Proje ile 3 yıl içinde Balkanlar'da 61 bin ağır taşıtın su yoluyla taşınması hedefleniyor. Mali yardımlar sayesinde müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi geliştirme fırsatı yakaladık. Böylece daha büyük şirketlerin hizmetlerimizden faydalanması mümkün oldu. Vidin'de su taşımacılığı sektörünün bölgesel ekonomiye büyük bir destek olması, işsizliği azaltması bekleniyor. Nehir taşımacılığı Vidin ekonomisinde çok önemli bir yere sahip. Çünkü şehrin kalkınmasında bir merdiven olarak kullanılabilir. Şehrin hemen yakınından mallar yüklenebilir ve gemiler şehrin limanından kalkabilir. Avrupa su taşımacılığının gelişmesinde eğitim de çok önemli bir rol oynuyor. Lojistik sanayinde çalışmak için eğitim alan öğrenciler, nehir gemilerinin taşımacılık sektöründe hatırı sayılır bir seçenek olduğunu öğrenmeleri gerekiyor. Tuna'nın kuzeyindeki Viyana'da bu şirket Marco Polo projesinin mali yardımlarından faydalanmış. Böylece şirket, lojistik hizmet verecek çalışanlarına nehir taşımacılığının avantajlarını gösteren eğitim programlarını uygulamaya sokmuş. Nehir taşımacılığı eğitimleri verilmezse diğer sektörlere oranla geride kalacağı kesin. Eğitimlerin internet üzerinden verilmesi, çalışanların derslere istedikleri zaman katılabilmelerini sağlıyor. Öğrenciler çok şanslı çünkü internete istedikleri zaman bağlanabiliyorlar. Ayrıca tayfalar da derslere gemideyken katılabiliyor. Andererseits ist es auch für die Praktiker, die zum Beispiel am Schiff unterwegs sind, vom Vorteil, weil sie können auf ihrem Schiff jederzeit lernen. Hazırlık aşaması sona eren proje, Viyana'daki teknik üniversitelerde öğrencilere ders olarak verilmeye başlandı.
Günümüz gençlerini dijital nesil olarak da adlandırabiliriz. Bu grubun değişik şekillerde öğrenmeye ihtiyacı var. Onlara uygun bir eğitim sistemini elimizde bulundurmak, bu yüzden çok ama çok önemli. Avrupa'daki nehir taşımacılığını geliştirmek aynı zamanda teknik engelleri de aşmaktan geçiyor. Almanya'nın doğusundaki Magdeburg'taki şirketler yazın suyu azalan Elbe Nehri'nin üzerinde taşımacılık yapabilmenin yollarını arıyor. Su azlığı yüzünden büyük tonajlı gemilerin kullanılması imkansız hale geliyor. Bu yüzden nehrin kaynağında bulunan Alman şehirleri ve Çek Cumhuriyeti yük taşımacılığında karayolunu tercih ediyor. Bununla birlikte Marco Polo projesi sayesinde bu şirket soruna bir çözüm getirebilmiş. Elbe Nehri'nde küçük gemilerle hızlı bir şekilde yük taşıyabilen şirket, malları böylece Magdeburg tarafındaki nehrin daha çok su bulunan kısmına taşımayı başarmış. Nehrin yük taşımacılığında daha sık kullanılması çevre kirliliğinin de azalmasını sağlamış. Proje sayesinde çevreyi daha az kirleten gemiler kullanabiliyoruz. Taşımacılığı karayolundan su yoluna kaydırıyoruz. Büyük bir kapasiteye sahip doğal su yolları kısa sürede hızlı bir kalkınma gerçekleştirmemizi sağlayacaktır. Sunulan hizmetin aynı zamanda çevreci de olması müşterilerin su taşımacılığını seçmesinde önemli bir etken. Almanya'nın Magdeburg şehrinden Fransa'nın Valenciennes şehrine gitmek büyük gemiler için bir sorun teşkil etmiyor. Fakat Dresden'den Magdeburg'a geçmek daha sorunlu olabiliyor. Son yıllarda iki komşu şehir arasındaki taşımacılık karayoluyla gerçekleştiriliyordu. Bugünse artık su yolunu kullanabiliriz. Bu durumun çevreye büyük faydaları olacak. Çünkü sadece bir gemiyle yaklaşık 20 tır taşıyabiliyoruz. Marco Polo projesinin Avrupa nehir taşımacılığını tek başına geliştirmesi mümkün değil. Bununla birlikte proje sayesinde Kaptan Civiatkov ve meslektaşları Marco Polo'nun açtığı yolu takip edebilir ve yeni projeler için yelken açabilir.